Gayrimüslimlere dost edinmeyin demiyor ki Allah. Veli edin, idareci yapmayın. Evet. Yani idareci Müslüman olsun diyor. Yani şimdi biz Hristiyan idareci yapabilir miyiz? Evet. Yapamayız. Hristiyanlar kendilerine Müslüman idareci çatışma olur. Olmaz. O anlamdadır. Yoksa veli edinmeyin, veli. Vali, veli, yönetici o anlamdadır inşallah. Bak, evliyau kelimesi koruyucular, kanun nazarında sorumlular, evliyalar, efendiler, sahipler, melikler anlamındadır. Yönetim, yani bak bu diğeri ise yetevellahum, bu da bakımını üstlenen hakim duruma geçer, yönetimi ele alır anlamındadır. Yani bu ayette geçen dost veli kelimesi yönetim anlamına gelmektedir. Yani bizi mesela bir Hristiyan yönetsin, bizi bir Musevi yönetsin değil, sizi bir Müslüman yönetmesi lazım diyor. Makul olan da budur. Yoksa ayette, peki o ayette Allah yalan mı söylüyor, haşa? Ya bu nasıl bir kafadır, ben anlamıyorum ya. Bak diyor ki Allah, bir daha söylüyorum, İrfan, İrfanlı bir gençsin sen, daha derin düşünürsün. Hristiyanız diyenleri diyor, bak biz Hristiyanız diyor ya diyenlere, size sevgi bakımından yakın bulursunuz diyor Allah. Daha yakın bulursunuz diyor. Ne anlıyorsun buradan? Onlarla evlenebilirsiniz diyor Allah. Ne anlıyorsun buradan? Sen ne diyorsun? Dost edinmeyiniz. Allah evlenin diyor, evlenebilirsiniz diyor. Sen dost edinmeyin diyorsun. Adam evlenecek, düşman olacak. Dost edinmeyecek. Şu akıl mı ya? Allah diyor ki, size sevgi bakımından yakın bulursunuz. Diyor ki Hristiyan, ben sizi seviyorum diyor. Ben de seni sevmiyorum diyorsun. Oldu mu bu? Bu akıl mı bu ya? Oradaki size sevgi bakımından yakın bulursunuz anlamı, siz de onları aynı şekilde sevin anlamına geliyor. Hatta daha da çok sevin. Anlamı budur. Kur'an'ın bir ayetini alıp, kelimeyi de değiştirip, biraz da rivayetler, uydurma rivayetlerinden karıştırıp bambaşka bir anlam vermeye kalkıyorsunuz. Yönetici mesela İstanbul valisi. Şimdi Hristiyan olmaz yönetici. Her yerde böyledir. Mesela bazı ülkelerde bazen oluyor ama yani normali kendi inancında insan olmasıdır. Ki yönetim kolay olsun. Yoksa eziyet olur adamlara. Yani onun dini günü bayramıyla seninki çakışacak falan. Karma karışık bir durum olur.